Belki Gebze'nin özel kütüphanesi oldu. Yaklaşık 43 yıl önce, 45 yıl önce gazeteciliğe adım atmıştık. 43-44 yıldır topladığımız kitaplarımızı devlet ve milletimizin hizmetine sunalım dedik ve özel bir kütüphane açmaya karar verdik. Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz, valiliğimizin ilgilenip giderek, üzerinde emek durarak hazırlanan kitap. 10 bine yakın burada kitabımız var. Yüzlerce saat belgesel görüntü kaydı, 10 binlerce dünyanın 80 bölgesi ve ülkesine ait fotoğraflar var. Bunları araştırmacılarımızın yüksek bilgisine bugün kütüphaneler noktası dolayısıyla açmak istiyoruz. Öncelikle değerli kaymakamımıza, Kültür Turizm İl Müdürümüze, kütüphaneler müdürümüz, eğitimcilerimiz ve siz değerli davetlere ben İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi adıyla tescil ettik bu kütüphaneyi. Hoş geldiniz diyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Evet, diyelim. Ben bakalım, ben bilirim, bakıyorum. Hayırlı olsun. Bu 40 yıllık bir emek. Hem kitaplar olarak hem görsel materyal olarak biriktirilmiş. Bugün insanların istifadesi için burada bir kütüphane açılacak, araştırmacılar bunu özellikle kullanabileceği. Ümit ediyorum ki yaşayan bir kütüphane olur, kullanılan bir kütüphane olur. Buradaki bu kadar emeğin karşılığı ortak olan bir emeğin karşılığı olur diye ümit ediyorum. İnşallah. Tebrik ediyorum İsmail Bey, size de hayırlı olsun diliyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Bismillah. Hayırlı olsun. Tutalım efendim. Hadi bakalım, kestik. Bismillah. 55. Kütüphane Haftamızı kutluyorum. Böyle bir önemli ve bizim için çok önem arz eden bir haftada Gebze'mize yakışır, Gebze'mizin ihtiyacı olan özel araştırma kütüphanesi bizlere kazandırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu kütüphanemizin araştırmacılarımıza, Gebze halkımıza çok hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bize Gebze ile ilgili gerçekten araştırma için gelen kullanıcılarımız var. Ama sizin kadar kaynağımız yok elimizde. Biz kullanıcılarımızı size yönlendiriyoruz. Siz yok, burası sizin zaten. Evet, tabii ki. Bundan sonra biz de hep birlikte hizmet edeceğiz. Gebze'mize ve araştırmacı olan herkese burada hizmetimizi sunacağız. Ben hayırlı olmasını diliyorum ve sizlere de çok teşekkür ediyorum böyle bir kütüphane kazandırdığınız için. Teşekkür ediyorum. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Gebze Halk Kütüphanesi Müdüremiz Tevhide Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gebze'mizde ve Kocaeli'mizde böyle bir özel halk kütüphanesi, özel bir kütüphanenin kurulmuş olmasından dolayı değerli araştırmacımız, gazetecimiz, yazarımız, değerli ağabeyimiz İsmail Kahraman Bey'e çok teşekkür ediyorum ve başarıların devamını diliyorum. Onca yıllık emeğinin karşılığı olarak 40 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya koyduğu eserleri halkımızın, araştırmacılarımızın istifadesine sunmasından dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah kütüphanemiz Gebze'mize de, Kocaeli'mize de, ülkemize de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. 20 yıl önce Gebze'de yaşadım, 1,5 sene kadar. Şimdi geldiğimde bu kadar gelişmiş bir yer görünce, yani 20 yılda bu kadar değişen bir ilçe, çok şaşırdım. Ayrıca böyle Gebze'ye de özel bir kütüphane kazandırmanız İsmail Bey, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İnşallah Gebze halkına hayırlı, güzel bir kültürel zenginlik olur. Çok sağ olun. Kitap kültürdür, tarihtir, dosttur ve en vefalı arkadaştır. Kitap her şeydir. Kitap bilincine, kültürüne sahip olmakta, her şeye sahip olmaktır. Ve kitaplar ve kütüphaneler medeniyetimizin temel taşıdır onlar. Onlar manevi tapu senedimizdir. Ne desek azdır o vefalı dostlar kitaplar için ve kütüphaneler için. Bugün önemli bir gün. Kütüphanecilik haftası kutlanıyor. Biz de Gebze'de 44 yıllık gazetecilik, belgeselcilik birikimimizi toplayalım ve yaklaşık 10 bine yakın kitap, dergi, yayın, binlerce saat belgesel, görüntü ve fotoğraf kaydının olduğu bir kütüphanemizi devlet ve milletimizin hizmetine tahsis etmek üzere Kültür Bakanlığı, Kocaeli Kültür Turizm İl Müdürlüğü'ne başvurup Kocaeli Valiliği olurları ile İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi Kütüphanesi'ni kurduk. Ve bugün önemli misafirlerimiz vardı. Değerli Gebze Kaymakamımızın eşliğinde misafirlerimizle bu kütüphanemizi resmen açtık. Ama asil mikrofonu
mikrofonun sahibine Kocaeli Kültür Turizm İl Müdürümüz Sayın Ercan Yaman Bey'e vermek istiyorum. Heyecanımı mazur görün. Duyguluyum. Söz sizin efendim. Efendim öncelikle heyecanınızı kutluyorum. Heyecan olmalı. Heyecan olmasa bu kadar güzel bir yer olur muydu hiç? Yani gerçekten sizin heyecanınız hiç bitmesin. Hep olsun. Hep olur olsun. Mu? Olsun. Devam etsin. Gerçekten İsmail Bey'in de dediği gibi bugün önemli bir hafta. Kütüphaneler Haftası 55.sini kutluyoruz. 1964 yılından beri kutlanıyor. Bugün Gebze'de güzel bir etkinlikte idik. Şu elimde gördüğünüz çok anlamlı bir kurdele bunu saklayacağım. Hani bir vahanın ortasında bir çiçek görürsünüz ve o çiçeği böyle bayılırsınız o çiçeğe. İşte bu mahallenin ortasında inanılmaz güzel bir çiçek, rengarenk bir çiçek, zengin bir çiçek. İsmail Bey yaşamını, hayatını yerelden başlayıp ulusala, ulusaldan evrensele doğru götüren çok çok değerli yıllardır bunu bıkmadan, usanmadan, heyecanla, zevkle yapan ve başarılı da gerçekten çok başarılı işlere imza attı. Çalışmalarını toplumuyla paylaşması, kendi kentiyle paylaşması oldukça anlamlı. Ve bu başlangıç şu anda burada önemli bir gün bugün. Gebze tarihinde önemli bir gün. Ben inanıyorum bu başlangıçtan geleceğe dönük inanılmaz güzellikler çıkacak. Çünkü temel sağlam. Sadece şu anda önümde gördüğünüz Kocaeli tarihi, tamamen Kocaeli tarihi. Gelin istediğiniz kaynağı bulabileceksiniz. Daha da zenginleşecek. İnşallah bakanlık olarak biz de destek vereceğiz bundan sonra. Kitap desteği, kaynak desteği artı ulusal düzeyde illerin tanıtımı, diğer illerin etkinlikleri bulabileceksiniz. Ama daha da ileri giderek Orta Asya'dan Balkanlara kadar Türk coğrafyasını, Türk dünyasının da burada görsel, işitsel materyallerini kullanıcılar bulacaklar. Bu inanılmaz bir zenginlik. Bu heyecan, ben daha çok heyecanlıyım. İsmail Bey'i yürekten kutluyorum. Ve örnek olmasını diliyorum diğer iş adamlarına, diğer insanlara. Birikimlerin paylaşılsın istiyor toplumuyla. Ben sadece öğrencileri değil, bu mahalle halkını da davet ediyorum. Gebze halkını davet ediyorum buraya. Gelsinler, yaşadıkları tarihi öğrensinler, kentini öğrensinler. Kentlilik nedir? Eğer siz bir kentin tarihini biliyorsanız ve geleceğine dönük olarak da o kentin bir düşünceniz, bir hayaliniz varsa siz o kentlisiniz. İşte o anlamda da bu kütüphane çok önemli. Saymak da bitmez. Bu tarihe bir başlangıçtır. Diğer söylediğim gibi tekrar ediyorum. Diğer iş adamlarınızın da, adamlarımızın da gerekli katkılarını buraya sunacaklarına inanıyor. Gelecekte bu kütüphanenin gelişerek, daha da gelişerek, daha da büyüyerek önemli kütüphaneler arasında yerini alacağı umudumu bir daha belirtmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz değerli müdürüm. Bugün bizim de çam sakızı çoban armağanı birkaç çalışmamız olsun. Kocaeli belki bir Kocaeli'yi tanıtan harika. Evet. Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Valilikle bu çalışmayı yapmıştık. Büyükşehir'de yaptığımız çalışma ve ilçelerle yaptığımız çalışma ki Fatih Sultan Mehmet Gebze'de Hünkar Çayırı'nda evet, Fatih ve Çayırova adı da oradan geliyor. Evet. Bugünün anısına bu eserleri de kabul ederseniz hediye olarak çok çok teşekkür ediyorum. Bu en güzel hediye bugün. Kütüphaneydi ama bu hediyeler de bizim için çok anlamlı. Siz zaten Gebze halkına güzel bir hediye sundunuz. Sadece Gebze halkına değil ama Gebze'de bulunduğu için öyle diyorum. Tüm ulusal düzeyde araştırma yapacak insanlara çok faydalı olacak bu kütüphane. Ben şunu diyorum, çok yaşasın bu kütüphane. Çok uzun yaşasın. İnanıyorum İsmail Bey'in çocukları da bu duyguyla yetişmişlerdir. Mutlaka babalarına benzeyeceklerdir. Bu kütüphane kuşaktan kuşağa aktarılarak, gelişerek, büyüyerek çok güzel hizmetler versin diliyorum. Bu hediyelerinizi de çok çok teşekkür ederim. Zinnur Bey ile birlikteyiz ve ilk kez burada burayı Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bugün hizmete açıyoruz. Kültür Bakanlığı'na resmen tescil ettirdik. 10 bine yakın kitabımızın olduğu, yüzlerce saat belgesel görüntü kaydı, on binlerce tarihi fotoğrafın bulunduğu bir arşivde İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi Kütüphanesi'ndesiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alalım başkanım. Öncelikle tabii böyle bir kültür adına, medeniyet adına atılmış böyle bir adımı gerçekleştirdiğiniz için sizi kutluyoruz. Yani burada ilme, medeniyete ve kültüre dair atılacak her adım, oluşturulacak her damla geleceğe bir çınar ağacının
can suyu olabilir, bir çınar ağacının dalları, gövdeleri olabilir. Dolayısıyla biz bu yolda yapılacak çalışmaları canı gönülden kutlarız. Uzun yılların emektar süreci içerisinde toplanan eserleri bir verimlilik haline getirmiş ve gençlerin, araştırmacıların hizmetine sunmuş olduğunuzu ben müşahede ediyorum. Bu anlamda da inşallah buradan gençler, geleceğe dönük kaygıları olan araştırmacılar bu kaynaklardan yararlanarak doğruyu ve doğruları gelecek nesillere daha farklı değerlendirme kriterleriyle aktarırlar diye ümit ediyorum. Çok teşekkür. Halıcılık 2500 yıl önce kadim Türk boylarının yaşadığı Altay Dağları'ndan tüm dünyaya yayılmıştı. Biz de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES kapsamında Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği olarak değerli başkanım bir proje yürütüyoruz. Kaybolan değerimiz el emeği, göz nuru, ipek halıcılığımız, halı sanatımız ve halıcılığın da merkezi 97 yılına kadar Gebze'nin bir nahiyesi olan, beldesi olan Hereke'deydi. Bugün Körfez ama önemli değil, hep Kocaeli. Böyle de bir çalışma yaptık. Hem bu çalışmayı takdim edelim, hem de halıcılık ve Hereke İpek Halıları ile ilgili neler söylersiniz? Şimdi tabii halı bizim kadim kültür ögelerimizden birisi. Yani bugün her ne kadar İran halıları konu edilse de, işte Horasan halıları konu edilse de, ama bizim halılarımızda ta Selçuklu'dan bugüne kadar Anadolu coğrafyasında, ondan öncesi de biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi zaten var olan bir şey, ama özellikle İslam'la müşerref olduktan sonra Anadolu'ya 1071'de ayak bastıktan sonra biz yerleşik medeniyet kültürüne geçmeye başlamamızla birlikte, göçebe hayatından yerleşik düzene geçmekle birlikte halı kültürümüz de son derece gelişmiş durumdadır. Bu anlamda bizim bazen şudur, duygularımızın, özellikle bayan kardeşlerimizin duygularının, düşüncelerinin, hayallerinin yansıtıldığı bir tablodur halılar. O insanlar yaşadıkları dünyayı, yaşadıkları kültürü el emekleriyle, göz nurlarıyla halıya işlemişlerdir. Bu da bizim yine doğadan, biz gül motifini kullanmışız veya figürleri kullanmışız. Neden? Çünkü biz dünyaya o gözle bakmışız. O gözle bakınca da işlemelerimiz de o yöne doğru olmuştur. Her iki halı bu ipek halı olarak işlem ağırlıklı olarak işlem görmüş ve tanınmış. Bu da bizim yine ince el sanatlarına dönük yaklaşımımızın ve becerimimizin bir sonucudur. Daha öteye geçelim. Bizim oymacılıkta da, yani halıcılıkla beraber oymacılık da aynı sabır işi olan mesleklerdir. Biz burada Hereke halısının tekrar yaşatılması, bir sonraki nesillere devredilmesi, hatta bunun endüstriyel tarzda değil yine el sanatları niteliğinde yaşatılmasının en doğru karar olacağını düşünürüz ve o konuda da çabamızı ortaya koyarız.